Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni kedi hakkındaki görüşlerimi, düşüncelerimi ve elimdeki teknik bilgilerini paylaşacağım. Bir kedi kullanıcısı olarak yeni kedide neler var, neler yok, neleri daha güzel, neleri daha kötü, bunlardan bahsedeceğim. Böyle elimde bir lansman videosu var. Yani lansmanda sunulan klip tarzı bir videonun tam hali var. 17 dakika. Bunu izleyeceğiz birlikte. Ben de burada elimdeki bilgileri aktaracağım size. Kendi yorumlarımı söyleyeceğim. Hadi dilerseniz videoya başlayalım. Bu kedi 5. nesli artık sunuldu. Türkiye'ye 2021'in sanırım ikinci yarısında gelecek. Elimdeki verileri sizlerle paylaşayım. Arabanın genel görüntüsü geçerken. Kedi 1978 yılından beri üretilen bir araç. Bugüne kadar 3 milyondan fazla satmış. 2003'ten beri ise bizim de kullandığımız 4. nesli satılıyor. 2003'ten 2010'a kadar geldi ilk makyajsız versiyonu. 2010'da ilk makyajını gördü. 2011'de ülkemizde satılmaya başlandı. 2011'den 2015'e kadar bizim kullandığımızda olan 2. kedi 4'ün makyajlı versiyonu, ilk makyajlı versiyonu. Sonra o da 2015'te bir makyaj daha gördü. Hala daha Golf 5 platformunda kullanıyordu. 5. nesil evlenipte güncel VAC grubunda da kullanılan MQB platformuna, yani Holosundan Passat'ına, Superb'ine, Octavia'sına, Leon'una kullanılan MQB platformuna artık kilde geçmiş oldu. Tabi bu MQB'ye geçmesiyle birlikte daha dinamik bir hava katıldı arabaya ve tasarımda çok fazla Golf 8 esintisi görmek mümkün. En dikkat çeken özellikleri ön taraftaki delikli tamponu ve arka taraftaki tavana kadar uzanan stopları. Bu stopları çok kişi Volvo'ya benzetti ama bence Volvo'ya benziyor biraz daha. Ama yine o piano bilek detayları da ondan da ayrışıyor. Bu kedi de 5. neslinde 7 koltuk seçeneği de sunulacak. Maxi olmayan versiyonunda. Tabii Türkiye'ye gelir mi bilmiyoruz. Bu verdiğim bilgilerin çoğu Avrupa pazarı için olacak ama Türkiye'ye nasıl gelecek? En dolusu gelecek mi? Onun hakkında hiçbir bilgi yok. Türkiye pazarı için bilgi yetersizliği mevcut şu an. Aydınlatmanın tamamı iç, dış, far, stop tamamen LED'e döndü aydınlatmalar. Opsiyon listesine anahtarsız giriş ve hayalet eklendi. Ve sürüş asistanları eklendi. İşte adaptif cruise control, şerit takip, işte geri görüş kamerası falan bir sürü sürüş asistanı var opsiyon listesinde. Boyutları 4.4 metre 4497'ydi sanırım. 4.4 metreden 4.5 metreye çıktı. Genişliği 1.79'dan 1.80'e çıktı. Yüksekliği 1.82'den 1.79'a geriledi. Biraz daha alçaldı. Ama bu alçalmayı yukarıdaki 1.4 metrekarelik cam tavanla birlikte tolere etmiş oldu. Aks mesafesi de 2680 milimetreden, yani 2.68 metreden 2.75 metreye çıkardı. Donanım isimleri Golf 8'de de olduğu gibi kedide de değişti. En baz versiyonu kedi adıyla, teşekkürler abi. En baz versiyonu kedi adıyla, orta paketi Life, en dolu paketi de Style adıyla gelecek. Tabi Türkiye'ye hangi donanımlar, hangi içerikle gelecek onu bilmiyoruz. Bu Avrupa pazarı dediğim gibi. Motorlarına gelecek olursak 2.0 dizel 75 beygir, 6 ileri manuel, 2.0 dizel 102 beygir, yine 6 ileri manuel, 2.0 dizel 122 beygir, 7 ileri DSG ve 6 ileri manuel ve bunun da 4 motion versiyonu olacak. Önden çeken versiyonu olacak. Türkiye'ye benim tahminim 2.0 dizel 122 beygirli gelecek çünkü DSG seçeneği de var. Diğer motorların geleceğini pek düşünmüyorum. Bir de 1.5 TSI 116 beygiri var. Bu da Türkiye'ye gelecektir ve bence bu daha çok satacaktır 2.0 dizele göre, vergi avantajı olduğu için. Twin Dosing adı verilen dizel motor teknolojisine geçiş yaptı Volkswagen. Karbon ve azot emisyonunu azaltacak şekilde, bu emisyon skandallarından dolayı kendini affettirmeye çalışıyor yani. SCR'ye katalizörü eklendi. Bir de çift AdBlue sistemi geldi. Nasıl işlediği hakkında tam bir bilgi yine yok. Genel anlamıyla dışarıda ve teknik bilgilerde aktaracaklarım, motor için aktaracaklarım bunlardı. İç mekana geçmeden önce gördüğünüz üzere full LED farlar, adaptif mi değil mi bilgimiz yok. Ama sis farı olmadığı için arabada farlar sis koşullarına adapte edilmiş bir şekilde orada
buton var. Bastığınız zaman farlar aşağı iniyor ve daha ileriye aydınlatıyor. Aşağı ilerek ileriye aydınlatıyor. Uzun gibi değil. Gördüğünüz gibi sis farı yok. Önde dediğimiz gibi noktalı tasarımlı delikli tampon dikkat çekiyor. Ben ilk başta açık söyleyeceğim. Kedi'ye biraz yadırgadım. Hani çok beğendiğim söyleyemez dedi. Ama birkaç kere daha baktıktan sonra aslında tasarımı bütünsel olarak ele aldığım zaman böyle birbirini tamamladı ve güzel, böyle göze hoş geldiğini fark ettim. Fiyatlar ne olur? Daha belli bir bilgi yok. Avrupa pazarı için de belli bir bilgi yok. Tahminim Türkiye'ye 200-250 arası gelecektir. Zaten şu anki versiyonun eksklusif versiyonu da 210.000-220.000 civarında. Ha yine bu fiyatlarla gelse, dolu paketi 220 falan olsa tercih edilebilir. Neden? Richter, Combo, Berlingo bunların fiyatları da yüksek. Ve bu onlardan daha dolu ve kaliteli geldi bana. Her zamanki gibi. Bakacağız. Ön ızgarada gördüğünüz gibi piyano bilek ve krom birlikte kullanılmış yeni logoyu görüyoruz. Ve hava girişi yok gibi gözükse de ön büyük piyano bilek parçanın altında bir hava girişi var. Zaten asıl havayı önden oradan almayacak. Alt ızgara büyük olduğu için radyatörü direkt oradan havayı alacak. Güzel bir tasarım olmuş bence araba. Farklı bir tasarım var ama güzel bir tasarım. Oğlum bir video çekilir geçmeyen şey kalmadı ya. Neyse. Yeni logo dediğimiz gibi. Arka tasarım da düz yine her zamanki gibi. Bu arada camlar küçülmüş. Camlar küçülmüş. Kayar kapının o sürgüsü bizim arabada gizliydi. Bunu da biraz daha dışarı çıkarmışlar. Ben beğenmedim onu pek. Arkadaki bu ızgara detayı, stoptaki bu detay makyajlı kedidekine biraz benziyor 2015'ten sonra gelenlerde. Şu kısmı. Biraz andırıyor onu. Ama piyano bilek falan koyu renk almayacaksın. Bu arada ya da açık renk alacaksın. Güzel bir kontrast oluşturur ve güzel olur. Hele bu turuncu rengi benim çok hoşuma gitti. Metalik. Arkada boydan boya bir krom parça kullanılmış. Krom severlere duyurulur. Ben pek krom sevmiyorum dedim gibi ama bu arabada zaten çok krom yok yine. Burası var gittik. O da tamamlamış arkayı. Arkaya bir eleştirim. Arka logonun yeri. Abi cama logo konulmaz ya. Çok kötü olmuş. Bu genel halini bir göstersin arkanın. Gördünüz zaten. O pek olmamış orada. O logo kaportada olsa güzel olurdu. Yine yeni Passat'ta ve Golf ile başlayan ortadaki geniş Megane 2'deki gibi Volvo'lardaki gibi kedi yazısı. İş mekana geçtiğimizde hayalet opsiyonu olacak böyle bilgi var. Az düğme tercih edilmiş içeride, hatta hiç neredeyse klima paneli var, konuşamıyorum. Bu ortadaki ekran 6.5 inç ile 10 inç arasında donanımına göre değişecek dediğimiz gibi. Full dokunmatik, hiç fiziksel tuş yok. Bir şu ortada ses açma kapatma var. Bunlar da dokunmatik, bir de direksiyonu da var. Klima paneli de yine yeni Passat'ta güncellendi bu arada, Passat bu ay. Klima paneli ve direksiyon değişti. Böyle oldu Airbag'de direksiyonu. Yeni logo geçti. Yeni logoya geçti Volkswagen'ler artık. Klima paneli yine dokunmatik. Klima üfleçleri küçülmüş. Evet dedim ya, bu düğmeler dokunmatik. Hayalet biraz şey gibi duruyor ya. Yeni Passat'ta da bu var. Tamam mı? Nasıl diyeyim? Çok oyuncak gibi duruyor. Küçük duruyor. Küçük durmuyor. Nasıl diyeyim? Zorla sonradan yapılmış oyuncak gibi duruyor. Eski ilk Golf'lerde falan gelen hayalet, Golf 7.5'larda gelen hayalet daha şey duruyordu, oturaklı duruyordu. Bu biraz daha, yani tabii gerçek, yani fiziki görmek lazım ama yine de bana çok oyuncak gibi geldi. Arayüz değişti, Golf 8'deki gibi. Ekranın arayüzü değişti. Android Auto, Apple CarPlay ve Mirror Link desteği var. Türkiye'de yine büyük ihtimal opsiyon alacak o da parayla. Böyle yani ekran güzel. Isıtmalı koltuk var önde. Tabii Türkiye'ye gelir mi yine bilmiyoruz. Klima dediğim gibi dokunmatik oldu ve oraya güzel yedirmişler. Belli olmuyor. Ben ilk fotoğraflara baktığımda bu arabada klima yok mu demiştim. Ekrana falan mı sakladılar demiştim. Orada fena olmamış. Ama bunun dokunmatik hassasiyeti nasıldır bilmiyorum. Hani soğuk cımbı sürekli basıp basma. Mantıklı değil. Basılı tuttuğumuzda alçalsa falan. Onun harici üstte bir göz eklenmiş. Kelebek cam küçülmüş A sütunundaki. Onun harici ne var? Adaptif kruz görüyorum direksiyonda. Yakınlık ayarlama düğmesi.
ses açma, kapama falan onlar standart zaten. Koltuktaki airbag detayını da gösterdi. Evet dedim. Airbag de böyle pütürlü bir şey tercih edilmiş, edilmiş. Güzel, hoş duruyor, fena durmuyor. Yine yeni logo vurgusu Volkswagen'in. Hayalet dediğim gibi etrafındaki piyano bilek çerçeveden dolayı da olabilir. Bana çok oyuncaksı geldi. Tabi yine gerçekte görmek lazım. Fikirler değişebilir. Bir de teması çok basit. Yani değişik duruyor. Değişebilse çok güzel olur. Evet abi. 2000 yılından beri kullandığı kumandadan Volkswagen vazgeçti. Far anahtarı değişti. Golf 8'de ve bu arabada. Burada gördüğünüz gibi front. Şöyle durdurayım. Front. Orada yağmur ikonu var. Ona bastığınız zaman sis modu oluyor. Mercedes'lerdeki, BMW'lerdeki gibi far aşağı bakıyor. Uzağa gösteriyor biraz daha. Rear arka sis zaten. Buraya ön cam ısıtması görüyorum burada. Arka cam rezistansını da buraya eklemişler. Ve ön cam rezistansının maksimuma eklenmiş. Ama ön camda ısıtma var sanırım. Çünkü burada ısıtma ikonu var. Devam edelim. Burada dörtlü butonu. Dörtlü butonun etrafında asistanlar tuşu, klima butonu. Büyük ihtimalle ekranda klima hızlıca gelsin diye. Bir de park asistanı vardı. Burada elektronik park freni, 2 bardaklık bir de anahtar gözü görüyorum. Auto-hold sonunda kediye de gelmiş. Auto-hold nedir diyenleriniz için, bilenleriniz vardır ama auto-hold frene bastınız. Volkswagen'de bir tık daha ittiriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Hiçbir şeye basmıyorsunuz. Arabayı tutuyor. Yokuş kalkış gibi değil de yokuş kalkış 3 saniye falan tutuyor. Bu bayağı araba duruyor böyle, el freni çekmiş gibi duruyor. Siz vitese tak, manuel için vitese takıp gaz verdiğinizde hareket ediyor. 5 saniyede zaten gaza bastığınızda hareket ettiriyor. Devam edelim. Elektronik park freni de güzel olmuş. Vites topuzu değişmiş ve güzel bir vites topuzu gelmiş yine Golf 8'deki gibi. Arkada yine klima üfleşleri. Type C. Type C'ye geçmiş. Burada 230 voltluk bir şey var. Priz var. Bu da güzel. Burada kablosuz şarj. Bunların çoğu Türkiye'ye gelmeyecek ama belki Volkswagen satılsın diye getirebilir. Tutar çünkü gelse. Ve evet abi. Kedinin en büyük eksiği. Cam tavan. Tamamlanmış. Cam tavan. Açılsa iyi olurdu da açılmıyor. Perdesi de var. Şu yukarıdaki siyahlıklar da bu arada şey, havalandırma üfleci, oradan da üflüyor. Arka camlar açılmıyor yine maalesef. Arka camlar açılmıyor. Burada askılarımız devam ediyor. Bu cam tavan bayağı iyi olmuş. Ön yukarıdaki ışıklandırma sistemi değişmiş. Arkadakini kaldırdılar mı acaba cam tavan gelince ya? Görmedim çünkü. Güzel olmuş. İçi ferah olur bayağı. Bizim arabada eksik yani, bizim kasalarda cam tavan olsa güzel olur. Çünkü o yıllarda Partner'de falan vardı, Berlingo'da. SOS görüyorum, o da Türkiye'ye geleceğini pek zannetmesem de gelebilir. Evet abi, arkada aydınlatma yok. İnşallah öndeki güçlü olmuştur da yetiyordur. Arka koltuklar bu arada biraz daha yatıklaşmış. Ben inceleme videosunda söylemiştim arka koltuklar çok diye. Bunu yatırmışlar biraz daha. Birazdan gösteririz yine. Dıştan tasarımı da tamamen bütünleştirdiğiniz zaman gerçekten olmuş. Yani diğer rakiplerine baktığınız zaman işte Berlingo'dur, Richter'dır. Combo biraz daha şey duruyor, eski Partner gibi duruyor da bu bayağı yakalamış onları. Hatta geçmiş bile, yakışmış yani tasarımsal olarak. Connect yok zaten, nerede Connect. Bir var bir yok, 2015'te bir çıktı sonra yok oldu bir daha. Ya genel olarak ben kediyi beğendim açıkçası. Ama ticari abi, yılda bir muayeneye giriyorsun. Nasıl diyorum? Çünkü istediğin kadar donanımın olsun. Bunlar olmadığı zaman, yani binek olsa o zaman da fiyat uçacak evet, ama bence şey lazımdı ya biraz. Ya ülkemizde biraz buna şey yapmak gerekiyor. Ticariye biraz daha. Ya bunlar çünkü binek olarak da kullanılan araçlar. Ruhsatta yazıyor. Yük nakli hususi yazıyor, tamam mı? Böyle yazan arabaya bence 2 yılda bir muayene, hani yılda bir de olsun o sıkıntı değil. Hız sınırının biraz daha esnek olması, otomobille aynı olması gibi şeyler sunulabilir. Evet, arka koltuklar dediğim gibi biraz daha yatıklaşmış. Alcantara koltuklar Türkiye'ye gelirse Alcantara'da mükemmel olur, rahat olur. Ama kumaş gelir büyük ihtimalle çünkü 2015'teki gelen kedilerde bir deri geldi bir parti. Ve şu masalar geldi, sonra iptal ettiler onları, kumaş ve masasız geldi. İnşallah bu da öyle olmaz.
masalar var yine dediğim gibi. Ya ben bu arabalardaki o masa olayına tam şey değilim. Böyle çok dayanıklı değilmiş gibi geliyor bana. Kırılacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum, üstünde böyle laptop falan koyduğum zaman hani kırılacakmış gibi hissediyorum. Yine Isofix fermuarlı tercih edilmiş, kapaklı değil. Bizim arabada da böyle Isofix bağlantıları. Bu arada videonun orijinal halinin linkini de aşağı koyacağım. O aldığım yerin linkini. Ergo Comfort, Passat, Tiguan, Golf vesaire Ergo Comfort koltuklar gelmiş. Elektrikli bel desteği olan. Arkadaki kaplamalar abi halı olmuş. Lastik de bunlar çok çabuk çiziliyor ve kirleniyordu. Halı olmuş, bu süpürülür ve çizilmez. Daha mantıklı olmuş. Biraz daha binekleşmiş aslında. Arka hoparlörümüz devam ediyor yine. Klasik. Burada da yine bak, o tampondaki delik detayı gibi detaylar kullanmış. Yani o arabanın o ön tasarımındaki şeyler içeride de sürüyor bak. Hoparlörleri öyle tercih etmişler. Burada abi bizim solda göz vardı. Sağda soldaydı. Soldaki gitmiş. Kriko kapağı böyle şey olmuş. Çevirmeli açmalı olmuş. O iyi olmuş. Bizim tırnaklı böyle tak tak vurman lazım. İncelemede de gördünüz. Koltukların katlanını göstermeyi unutmuştum incelemede. Aynı sistem. Burada görebiliriz. Devam edelim. Sola askı gelmiş bu arada göz gidince. Koltuklar aynı. Katlanma şekli aynı. 60'a 40. Dediğim gibi biraz daha bak, burada daha net belli oluyor. Koltuklar yatık. Çok dikti çünkü şu C sütunuyla beraber de dikliğe bunu yatırmışlar. Üçüncü sıra koltuk biraz minyatür koltuk gibi ama iş görür. Arka mesafesi ne kadar tabii onu bilmiyoruz ama yine hiç yoktan iyidir. Tabii Türkiye'ye opsiyon olarak gelecektir büyük ihtimalle. Abi arkadaki hala sunta ya. Oğlum şunu bir tane plastikle elastikle değiştirin. Sunta ya. İki tane ışık koymuşlar, o iyi de. Sunta koymayın abi şuna hala. Ve bizim orada şey vardı. Çekme kulbumuz vardı, o da gitmiş. Kimse kullanmıyor herhalde ben bizden başka. O da gitmiş. Ama elektrikli bagaj ve elektrikli arka kayan kapı desteği var. Ama yine dediğim gibi o da opsiyon. Türkiye'ye gelip gelmediği meçhul. Abi bu ne? Hala sunta 2021 oluyor. Olmamış. O olmamış. O detaya taktım ben şu an. Bir de arka camlar küçülmüş ama o kadar nostrofobik olmamış. Arka diz mesafesini biraz şuradan alsaydınız görseydik ya. Ama koltukların yattı oradan belli oluyor. Biraz yatırmışlar. Böyle bizde daha dik. Ama şöyle baktığın zaman o arka camın oraya bakarsanız şu fare ne oldu? Fare, heh, şuralar. Şuralar aynı abi. Şu, şuralar. Birebir aynı hala. Hiçbir şey değişmemiş. 2012'den beri. Hiçbir şey değişmemiş orada. Arkaya hala çalışmamışlar yani. Dış hatlar böyle dediğim gibi ağız sunduk, telefek camlar küçülmüş. Kapılar geniş açılıyor yine. Ortadaki şaft tüneli incelmiş. Bunu söylemeyi unuttum bu arada. Şurada dediğim gibi bizde şurası siyahtır. Lastik siyahtır. Burası renklidir. Bir de şu kelebek küçülmüş. Bu kadar bu videoluk. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.